Sanırım yerde kampı gördüm. Hazır mısın? Hayır hayır, bekle. Bir saniye. Üç ay geçti ve sen bir şey bulamadın. Hayır hayır, bir dakika, daha her yere bakmadık. Komutanım. Bu Lazareviç olmalı. Bu adam 5 numaralı alandan eser çalarken yakalandı. Bana bu şey için mi ihanet edecektin? Hayır, hayır Zora, açıklayabilirim. Hayır, gerek yok, gerek yok. Etrafı mahinler ve ahmaklarla çevrili. Bu herifin gününü harbiden berbat etmeye ne dersin? Yap hadi. Dağılın! Çevreyi araştırın! Hadi! Koşun! Koşun! Tamam, hepsi senin evlat. Seni buradan korurum. Aptalın teki buraya dürbünlü tüfek bırakmış. Dikkatli ol Nate. Anlaşılan geriye birkaç nöbetçi bırakmışlar. Pekala evlat, gösteririz ama. Bize bu bok için yeterli para vermiyor. Kapa şunu, şikayet etmenden usandım. Biri var. Gözünüzü ondan ayırmayın. Bu Lazareviç denilen herif hiç boş durmuyormuş Salih. Buradakileri bir görmelisin. Şambala'yı bulmak için yapılan her seferin belgesi var. Ta 1600'lü yıllara kadar. Peki ya Marco Polo'nun günlükleri? İşte buradalar. Elini çabuk tut evlat. Fazla vaktin yok. Tamam tamam. Şambala yolculuğundaki engelleri aşması için hak eden hacıya altından bir bilet bahşedilir. Güzel bir anlamı mı var? Beni aşıyor. Dur biraz. Şunu dinle. Sefer arkadaşlarımı kendi kaderlerine terk etmek benim için büyük üzüntüydü. Şambala'dan aldığımız korkunç hüküm buyurduğu bir kaderdi bu. Tsunami'nin bir çeşit ilahi intikam olduğunu düşünmüşler. Bekle bir dakika. Lanet olsun Salih. Çintemani taşının burada olduğunu sanmam. Ne? Şunu bir dinle. Çintemani taşını o kutsal mabetten çıkartmaktansa bizzat Kubilay Han'ın gazabına uğramayı tercih ederdim. Marco Polo taşı hiç almamış. O zaman bahsettiği şu korkunç yük nedir? Bilmiyorum. Madem taş burada, o zaman Lazarevic'in aradığı zımbırtı ne? Şambala. Orada Borneo'da mı? Sence hedef alanı biraz geniş değil mi? Marco Polo'nun izini geri sürmeye çalışıyor olmalı. Sondan Şambala'ya doğru. İyi de neden? Çünkü o taş hala orada. Chloe, konuşabiliyor musun? Bekle. Evet, dinliyorum. Yaptıkları kazılarda ceset ya da herhangi bir insan kalıntısı buldular mı? Hayır, bildiğim kadarıyla yoktu. Niye ki? Burada 600'den fazla gemi kazası oldu ve hiç ceset yok. Sizce de tuhaf değil mi? O halde onca adam nereye gitti? Tsunami vursaydı nereye giderdin? Yüksek bir yere tabii ki. Çok doğru. O dağa gidersek Marco'nun dostlarını bulabiliriz. Chloe, bizimle buluşabilir misin? Yola çıktım bile. Harika. Olamaz, neyse oradan çıkman gerek. Bir dakika daha Salih. Bir dakika falan yok. Bu da ne? Hepsi ölmüş. Ah şimdi sıçtık. Dağılın. Yerde kal evlat. Ben seni korurum. El bombaları. Tesadüfün de böylesin. Ah!
atlama. Bu tarafta. Kuşatıyorlar. Kaçamazsın.
etmenizi. Tamamdır Salih. Bu taraftan galiba. Oh, Sully, şu taşlara bir bak. Şimdi ilerleme kaydetmeye başladı. Şuna bakar mısın? Aha, evet. Hey! Vay! Burası da neresi? Şansımız varsa Marco Polo'nun tayfasının mezarları. İçine bakacak mıyız? Bu yer binlerce yıllık olmalı. Neyse ki. Buradan aşağı. Vaa. Turnayı gözünden vurduk gibi. Ah, burada yüzlerce ceset olmalı. Dişlerine bak. Hepsi kara. Tanrım, hepsininki öyle. Tsunami sırasında buraya sığınmış olmalılar. Hey, sanırım bir şey buldum. Burada. Ne? Karaya oturduktan sonra geminin yükünü buraya kadar taşımış olmalılar. Yenir içine. Daha önce de görmüştüm. Sally, bana bir ışık ver. Vay canına. Bekle bir dakika. Kan bu. Her yerde kan var. Gerçekten bir katliama benziyor. Pekala, kan lekelerini takip edelim. Bakalım bir yere varacak mı? Duvarda bitiyor görünüyor. Evet.
Tuhaf. Bu biraz hareket ediyor. Salih yardım et. Ah, yine etekleme işine başlıyor. Bir tarafımı incittim. İzler buraya gidiyor. O da ne? Yeni cesetler. Aman tanrım. Belki kafayı yoruldur ama bunlar birbirini öldürmüşe benziyor. Yapma. Sadece üktüm biraz. Vay canına. Şuna bakın. Bakalım burada ne var? Dikkat et. Kemiğine sıçayım. Sadece şaka yapıyordum. Nate, oğlum bana kalp krizi geçirtecektin ya. Oh. O ne çirkin bir şeymiş öyle. Nedir o, silah falan mı? Hayır, bu bir purba. Tibet kökenli bir ayin eşyası. Eskiden engelleri yok etmek için kullanılırdı. Ha? Yani ruhsal engelleri. Ha. Bir saniye. Marco Polo'nun sözünü ettiği şey bu olabilir mi? Evlat, neden bahsettiğini bile anlamadım ben. Günlüğünde ne yazıyordu? Hak eden kişiye Şambala yolculuğundaki engelleri aşması için altından bir bilet verilir. Ne yani, bu mu şimdi? Bak, bütün bunlar gerçekten çok ilginç ama nerenin bileti oluyor bu şimdi ha? Şey, belki bu harita bize yardım eder millet. Ver bir bakayım. Büyük Hindistan ile Tibet vilayeti arasında muazzam işçiliğe sahip tapınaklardan oluşan bir bölge var. Ve burada yüzlerce yaldızlı kule göz alabildiğince uzanır. Dur biraz, ben bu yeri biliyorum. Nepal'de burası. Evet. Tek farkı artık sadece tapınaklardan ibaret olmaması. Orası bir şehir. Evet, bu işimizi bir miktar zorlaştırabilir. Durun, dahası var. Onca tapınak arasında yalnızca biri Şambala'ya giden gizli yolu saklar. Ve bu yol yalnızca altın bileti taşıyan hacının gözleri önüne serilir. Pekala, iyi çıkardın evlat. Ne duruyoruz hala? Hadi gidelim buradan. Tamam, görüşürüz. Hadi gidelim. Ben gidip sahil güvenli mi diye bakacağım. Görüşürüz. Bir el atsana Nate. Orada! Oh, lanet olsun ya. Hadi. Harry, buraya gel. Geçmelerine izin vermeyin. Drake burada. Neler oluyor? Kaldırın ellerinizi. Atın seçimine hayranım. Kapa çeneni Sully. Sen olduğunu bilmeliydim. Ve de sen lanet olasıca Victor Sullivan. Bu içi geçmiş herifi hala peşinde mi sürüklüyorsun? Sakin Nate, sakin. Son 3 ayını parmaklıklar ardında geçirmiş birine göre bayağı cesursun. 3 ay ormanda başı kesik tavuk gibi dolanmaktan iyidir. Ama gemileri buldum. Sen 2 elinle kendi kıçını bile bulamazsın. Ve haritayı. Aşağıdan geldiler. Oo. Her işine baksana. Harita demiştin, değil mi? Evet, Hindistan'la Tibet arasında sadece bir tapınak Şambala'ya giden yolu gösterecek. Sen giderken biz dönüyorduk Flynn. Yapma. Hıyarlığın lüzumu yok. Onları Lazarevic'e götür. Keşke Kodes'ten çıkmasaydım diyeceksin. Yürüyün. Hadi kıpırdayın biraz.
Siktir. İyi misin? Evet, olay daha inandırıcı duracak. Size zaman kazandırmaya çalışacağım. Ama Chloe, bizimle gel. Hayır. Benimle ne payda buluş. Şimdi koşun. Gidelim. Bu kızı seviyorum. Evet, seversin tabii. Siktir. Bizi fark ettiler. Kaç hadi. Siktir. Dikkat et. Bu seni böyle yak. Yer için sağ ol. Aylaklık etmeye kesin. Buraya çıkar mısın? Hadi. Bu taraftan. Oo, lanet olsun. Şimdi ne yapacağız? Atlayacağız. Orada dur Sert çocuk. Delirdin herhalde. Boynumuzu kırarız oğlum. Evet. Yakalanırsak da Lazarevic kırar. Böyle atraksiyonlar için çok yaşlandım. Hadi mızmızlanma. Başlama yine. Dinle. Senin kadar şanslı değilim. Benim gibi adamlar masadan ne zaman kalkacağını bilmedi. Sally, bundan bacımızı kurtaracağız, tamam mı? Her zamanki gibi. Evet, evet. Sen git Nepal'de Altun'unla buluş. Ben sıcak bir yerlere gideceğim. Hadi ama. Evlat, döndüğünde bana her şeyi anlatırsın artık. İşte oradalar. İşte ne diyeyim? Pekala. Atlıyor muyuz? Sen önden buyur. Cehennemde görüşürüz evlat. Siktir! Lazarevic'in 1-0 önde başladığını söylerken dalga geçmiyor musun? Yerel gerillalardan da biraz yardım aldık tabii. Şehir yıllardır iç savaşına işitti. Tek yapması gereken ateşe biraz benzin dökmek. Aman ne hoş. Evet, neyse. Bütün bu kargaşa onu göze çarpmadan doğru tapınağı aramasını sağlıyor. Ne? Alo? Evet, hala buradayım. Tereddüte falan kapılmadın değil mi? Kim? Ben? Asla. İyi. Çünkü bu soykırılardan kurtulmak istiyorum artık. Haritan var mı? Var. Senin de eski pazarda buluşalım. Orada ordalık bayağı sert. Tamam, anlaşıldı. Olamaz. Misafirlerim var. Aa, harika. Onları atladı mı? Galiba onun için biraz geç. Ne? İyi misin? Çok iyi sayılmam.